Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere çok eğer İngilizce kullanımlarda ifs fonksiyonu ile ilgili bir uygulama yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi klasik eğer'de bir değerden büyükse öyle yap, değilse bir şey yap gibi bakabileceğimiz basit bir fiyat, basit bir iskonto hesabında kullanabileceğimiz bir yapı eğer öyleyse değilse gibi. Ancak buradaki gibi veya birçok örnekte olabileceği gibi klasik belge dilimlerinde gibi bu dilimde ise bu dilimde ise yani bundan büyükse bundan büyükse yani bir aralıktaysa bu aralıkta ifadesi genelde yine çok eğer olabileceği gibi eğer ve if and yapısı da olabilir. Ancak biz burada hem çok eğerle çözmek adına bundan büyükse a'ya yok ondan büyükse 3'ü ki ondan büyükse yakalamış oluyor. Bundan büyükse buna yakalamış oluyor gibi bu şekilde de dilimleri değerlendirebiliriz. Tabi eğer ve ile yapmak tarihinden söz konusu. Burada baktığımızda çok sayıda eğeri yazacağız her şekilde arkadaşlar. Tabi eğer ve olsa da aynı şekilde çok sayıda eğer yazılacak. İşte çok sayıda eğer yazmak için çok eğer yapısı arkadaşlar ideal görünüyor. Burada şimdi hep beraber buradaki not dilimlerinin kaç not notu olarak A, B cinsinden geldiğini daha sonra da aynı formülü kaydırarak da diğer katsayı ve derecesini bulma konusunda bir çalışma yapalım. Dediğim gibi tümüyle hayali veriler ve tipik bir senaryoda çalışıyoruz. Farklı çözümler söz konusu olabilir arkadaşlar. Ancak biz burada bu çözümü yapıyoruz. Sizler farklı seçeneklerimizi onlarca belki yani çok sayıda 50-60 tane diyeceğim eğer kullanımlarımız, eğer ve kullanımımız, if and kullanımımız ve çok eğer kullanımlarla ilgili videolarımız var. En uygununu sizler kendi uygulamanızda kullanırsınız. Evet geliyorum çok eğeri son kullanılanlarda varsa buluyorum yoksa tümünden seçiyorum. Şimdi çok eğerde böyle 127 tane koşul ne yapılacak, koşul ne yapılacak ya da koşul nedir gibi yapıyoruz. Çok kolay bakın burada geliyorum ben hep nota bakacağım. Yani B4, B2'ye daha sonra aşağı kadar çekip bütün notları tek tek değerlendirmiş olacağım. Şimdi B2 90 dahil burada arkadaşlar çünkü burası 89'a kadarmış. Büyük eşittir. 90'sa arkadaşımız yani 90'da 100 aralığındaysa bir anlamda aralık deseydik burada V'yi arkadaşlar kuracaktık. End'i kuracaktık İngilizce ise. Böyle de örneğimiz var. Bu şekilde de. Eğer ondan büyükse bakın bu notu getir diyorum. O kilitli doğal olarak. Tekrar ikinci testim. Yine bu. Bu sefer büyük eşittir. Bir alt dilimi 85. Onu hallettik evren düşmüşse. Tekrar 80 kilitliyorum. Yani 85'ten büyük eşitse yani bu bir anlamda 85 ile 89 çünkü 90 olsaydı o yakalamış ve vermişti bitmişti. Yani ilk eşleşen muhabbeti arkadaşlar. BBA'yı verdi. Geliyorum. Tekrar buna bakıyorum. Büyüktür, eşittir diyorum. Ondan sonra 80 kilit diyorum. Arkadaşlar onun karşılığı şöyle yapabiliriz. B'yi verdim. Aşağı indim. Yine buna bakıyorum. Büyüktür, eşittir dedim. Bir alt dilime geliyorum. 75. Umarım atlamamışızdır. İse arkadaşlar onun karşılığı CB kilitliyorum. Ondan sonra tekrardan geldim bir aşağıya. Yine bu notuna bakıyorum. Büyüktür eşittir yapıyorum. 65 kilitli. Eğer öyleyse CC kilitli. Tekrar geldim. Yine buna bakıyorum. Büyük eşittir arkadaşlar. 58 ise DCF4 ondan sonra buna bakıyoruz. Büyüktür, eşittir. 50 kilitli ise arkadaşlar DD4 aşağı indik. Burası
büyük ve eşittir. Tekrar indik. 40. 4 ise F'de kilitli. Ve devam ediyoruz. Burası büyüktür. Tabii şey de aklıma geldi. Yani bazen karmaşık gelebilir. O zamanlar gidip basit eğerle ilgili dedim ya, çok sayıda videomuz var. O basit eğerlerden bizim temel videolarımızdan arkadaşlar izleyebilir, kendimizi geliştirebiliriz. Onu verdik. 40'ı yaptık mı? Ondayız. Evet, şuraya gelmişiz. Artık buradayız. Son bitti galiba. F4 ise FF. Kilitli. 9 tane test ettik. Bir bakayım. Şurası 9 mudur? 9. Tamam. Şimdi test ederiz zaten. 60 derece 60 aldı. 60 ise şu aralığa giriyor. Derece 10 FF. Evet, FF. 46 FD. 46 şuna giriyor. FD. 85 BA. 85 BA. Yani doğru. Hatta varsa da aynı yöntemle düzeltecek. Şimdi bakın güzellik, bunu tekrar burada yapmayalım. Çünkü madem bu değerlendiriliyor, bu veriliyor. Şöyle kaydıralım, bunlara geçsin. Ama nasıl kaydıracağız? Bakın yine kilitlemenin, sabitlemenin detayları var arkadaşlar. Bakın şimdi bunu sağa doğru çektiğimizde B2'ye bakacak, ama sağa doğru çekersiniz C ve D olur. O zaman bakın geliyorum B2'ye. B'nin sabitlendiği 1 tam kilitli, satır kilitli 3. Yani B kilitli, B'den ayrılmayacak, 2-3 inecek. G hep G3'e bakacak, yani hep G'ye bakacak, o doğru. Tamam. Buraya devrelim. I3'ü getirmeyecek, yana çekildiğimizde J3, K3 olacak. O zaman bir kere daha basıyorum. Evet, I'yı serbest bıraktık. J'ye, K'ya dönüşecek. Aşağıya doğru arkadaşlar hiç inmeyecek. Çünkü buradaki amaç hep onları getirmek. Yani ilgili not karşılığı. B oradan ayrılmayacak. Aşağı doğru değişecek. I'nın J'deki karşılığı, K'daki karşılığı getirecek. Hep 3'teki karşılığı. Evet, devam ediyoruz. Yani sonuç olarak burada 1, 2, 3 tane kilitlemeli sütun kilitlemeye, burada bir taneyle satır kilitlemeye geldik. Hemen iniyorum 1, 2, 3. Onu unutmayalım. Daha olur sonra. 1. Geldim 1, 2, 3. 1. Geldim 1, 2, 3. 1. Neden? Çünkü hep B'den ayrılmayacak. Sağa çekildiğinde 2, 3, 4 inecek. Bu hep 7'de kalacak ve IJK değişecek. Bu şekilde. Diğer türlü 3 kere daha yazmanız gerekecek fonksiyonunuzu. Tabii işte bilerek zel eğitimlerinde genelde bunlarla başlıyoruz ki insanların karmaşık formüller geliştirmeyi bilmeleri gerekiyor. Bu önemli bir egzersiz oluyor. Bu tarz şeyleri hep yapıyoruz arkadaşlar. Sanıyorum bitti. Evet, bir bozduk mu bir bakalım. Bozmamışız. Şimdi çekelim onu. Görelim bakalım. 60 derece koşullu geçer. 60 buraya giriyor. DC koşullu geçer. Tamam. Bayağı yüksek not birimiymiş bu. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bir formül, kaydırma sistemi ve şey. Diğer türlü bunu yazacak olsaydık 9 tane eğri yazacaktı. Yine çekme durumları aynı, ama 9 tane eğri için 9 kere eğri yazacak. Hepsine parantez açacak. 9 parantezi tekrar kapatacak. Ve bir hata yaptığında ve boşluk bırakarak yazdığında falan da formül patlayacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde bir çok er videosunun daha sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Diğer bir uygulamamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.